Sevgili dostlar, videoya başlamadan önce insan hikayeleriyle ilgili güzel bir işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Keşke yapmasaydım. Seyircilerimizden Ayşegül Hanım, Saklı Sırlar isminde güzel bir YouTube kanalı açmış. Kendisini sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ve aynı segmentte hikayeler olduğu için de işbirliği olarak sizlerle paylaşmak istedim. Kendisinin YouTube kanalının linkini yukarıdaki bağlantıya, açıklamaya ve sabitlenmiş yorum olarak bırakıyor olacağım. Benden geldiğinizi söyleyip abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Bölüme geçelim. Zaten bölüm sonu yorumunda kanalla ilgili detaylı bilgilendirme yapacağım. Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Kendisinden yaşça küçük bir adamla beraber olan bir kadın yaşadığı süreci bizimle anlatıyor. Vicdan azabı duyuyor çünkü vicdan azabı duymasındaki sebep siz de benim gibi düşüneceksinizdir diye düşünüp çok fazla detay vermeyeyim. İlginç bir hayat. Hep sonuna kadar tetikte bekledim. Neyse, çok detaya girmeyeyim, dediğim gibi mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Yunus Bey merhaba. Öncelikle anlatacaklarımdan sonra yargılanacağımı göze alarak bu satırları yazdığımı söylemek istiyorum. Çoğu insanın ahlak kavramlarına uygun olmayan, benim dahi ilk başta kabullenemediğim bir şeyi yaptım ve yıllara sürdürdüm. Güzel bir yuvayı dağıttım. Yaptığım onca şeyden pişman olurken seviyorumlarımın altına saklandım, sığındım. Ben tüm kötü yorumları göze alarak yazıyorum size. Çünkü biliyorum ki benim durumumu yaşayan ve sonradan pişman olacak birçok insan var aranızda. Ben en çok onlar için yazıyorum. Eğer benim gibi bir yola girdiyseniz her şeyi bizzat yaşamış ve dersini almış biri olarak yazıyorum. Ne yapacağını bilemeyen onlarca insanı yolundan döndürecektir bu anlatacaklarım. Bunun umuduyla anlatacağım bu yüzden. Ben her şeyi en başından anlatmadan önce nasıl bir hataya düştüğümü direkt söylemek isterim. Bir vesileyle aramda 30 yaş olan gencecik evli bir adamla tanıştım. Ve bir anda kendimi ona aşık buldum. İçine gömemedim hislerimi. Ve bir ailenin yıkılmasına sebep oldum. Bunları anlatırken içimdeki pişmanlık daha da yakıyor beni. Ama yine de devam edeceğim anlatmaya. Ben yaşımdan dolayı görünüş olarak oldukça olgun bir kadın olmama rağmen ruhum hiçbir zaman bu olgunluğa sahip olamadı. Ben daha bebekken annem babam birbirinden ayrılmıştı. Çocukluğumdan itibaren buruk başladı hayatım yani. Bir çocuğun sevginin ne demek olduğunu gördüğü ilk ortam aileyken ben bunu hiç görme şansına sahip olamadım. Bunları yaptıklarımın üstünü kapatıp biraz olsun yaptığımı hafifletmek için anlatmıyorum kesinlikle. Sadece şuna dikkat etmek istiyorum. Bunları yapmamın belki de sebeplerinden biri eksik doğup büyümem ve yetişmem oldu. Bazı şeylere çocukken ruhen doyabilmiş olsaydım eğer belki yaşadıklarıma daha da olgunlukla yaklaşır, bu hatalara düşmezdim. Böyle bir evde doğan birçok çocuk var elbette. Ve hepsi ileriki yaşamında böyle bir hatalar yapmıyor tabii. Ama anne babanın eksikliğini yaşamak bazılarını istemeyeceği kararlara da sürükleyebilir. Benim için de böyle oldu. Hep içimdeki eksikliği kapatacak şeyler aradım yaşamım boyunca. Hassas bir çocukluk geçirdim. Annemle babam aynı evde asla anlaşamayan iki insanmış. Annem bana hep, eğer boşanmasaydık sen daha kötü şartlarda büyüyecektin. Zihninde hiç geçmeyecek anlar, yaralar bırakacaktık sana derdi. Onlara kızmıyorum tabii ki. O zamanın koşullarına göre alınabilecek en doğru kararı almışlar. Haklıydı annem. Ben babamın benimle bir kez olsun işten ilgilendiğini görmedim. Ben gözlerimi açtığımda anneannem, dedem ve annemle beraber aynı evde yaşıyordum. Çok da seviyordum onları. Baba sevgisi görmesem de dedemi hep babam gibi görüyordum. Babamın yanımda olmasını istediğim her an dedeme koşup daha çok sarılıyordum. Anneme boşanırken hak vermişler. Anneannem ben büyüdükten sonra bana öyle anlatmıştı yani. Boşandıkları gibi de annem yine dedemlerle birlikte yaşamaya başlamış. Hamileliği yeni atlatmış, tam lahusa dönemini geçiriyormuş annem.
babamdan ayrılınca tüm yükler omzuna binmiş. Keşke hamile kalmasaydım diye de çok pişman olmuş başlarda. Sonra ben büyüdükçe tek tutunduğu dal ben olmuşum. Güçlü olmak zorunda hissetmiş hayata karşı. Benim için yıllarca fedakarlıkta bulunmuş annem. Benim için yıllarca fedakarlık etmiş. Dedem, anneannem, annem. Üçü el birliğiyle beni büyütmüşler. Bu yüzden onlara karşı çalışkan bir öğrenci olup güzel bir meslek sahibi olmayı borç bildim. Sanki beni her bebek gül bebek büyütmelerine karşılık ben de güzel bir hayat kurup onları da yaşatmalıydım. Böyle de oldu zaten. Ticaret yapan bir kadın oldum. Derslerimde hep başarılı oldum. Hayata karşı eksik yalnız hissettiğim yanlarımın üstünü kapatıp hep hedefime odaklandım. Tabii küçükken ilkokul, ortaokul zamanları bu kadar kolay olmuyordu. Mantıklı düşünemediğim için hep duygusal bakıyordum her şeye. Bu yüzden mutsuz bir çocuktum. Okuldan eve dönerken babası gelen çocukları izlerdim hep. Babası kızını almaya gelir, öper sarılırdı. Kulak yırtardım onlara. Acaba bir kız babasıyla neler konuşuyordur diye. Babası günün nasıl geçtiğini, hangi dersleri olduğunu, ödev falan var mı diye sorardı. Ben de akşam eve gidince dedemin karşısına geçer, durup dururken bu soruların cevabını ona anlatırdım. Bana sormadığı halde. Sanki benim de babam varmış da ben de onu anlatıyormuşum gibi yapardım. Dedem bir gün bunları neden anlattığımı sormuştu hatta. Ben de itiraf etmiştim. Okuldaki çocukları babasının aldığını, onların konuşmalarını dinlediğimi söyledim. Dedem o günden sonra hep beni okula almaya geldi. Sarıldığı gibi bu soruları sordu o da bana. O kadar mutlu oluyordum ki o bana böyle yaklaştıkça. Babam başka şehirde yaşıyordu. Benim onunla görüşme şansım neredeyse hiç olmuyordu. Mahkeme haftada bir görüşmemize şans tanımıştı, annemin söylediğine göre. Ama babamla yıllarca görüşmezdik. Bazen adeti yerine getirmek için gelirdi sanki, görür giderdi. Bağımız hiç olmadı yani. Anlayacağınız, ben daha doğduğumda hayatımdaki ilk adamdan darbe yedim. Bunun üstüne hep bastırdığımdan, zaaflarımı kimseye belli etmediğimden de sonunda böyle hatalara düştüm kapatabilmek için. Psikolojik yardım da almayı düşünmedim. Çocukken annemler de götürmedi beni. Büyünce de hep annemin bile doktordan destek almadığını, o almıyorsa benim zaten almamın bir anlamı olmadığını düşündüm. Yanlıştı başlı başına. O onun kocasıydı ama benim babamdı. Aynı eksiklikleri yaşamıyorduk baktığınızda. Ama işte ne ailem bu kadar bilinçliydi ne de ben. Böyle gitti yıllarca durumumuz. Annem bu sırada hayatına kimseyi almadı. Onun içinde neler yaşadığını ben hiç bilmem. Bana anlatmazdı. Aslında annemin erkeklere karşı kaderini bile ben üstlenmiştim yaşamımda bir yerde. Onun da yüzü hiç gülmemişti hayatını aldığı adamlardan. Özel hayatı hep şanssız gitmişti. Benim de öyle oldu. Hayatına kimseyi almadığı için ben de sanki annem bundan memnun gibi gördüm hep. Başkasıyla evlense evlenir diye düşünüyordum. Hiç öyle kıskançlıklarım da yoktu. Annemi çünkü babamla bile yan yana görmemiştim ki zaten. Bir adamdan kıskanmam diye düşünüyordum olsa da. Öyle olmadı ama. Ben liseye giderken annem çalıştığı şirkette bir adamla tanışmış. O zamanlar büyüğüm tabii. Annemin her hareketini ezbere biliyorum. Anladım bir şeyler olduğunu. Ekstra bir enerji, neşe vardı hayatında. O kadar mutluydu ki hissediyordum. Bazı akşamlarda eve geç geliyordu. Her çocuğun anlayacağı gibi anlamıştım ben de. Hiç çaktırmadım anladığım ama. Bana kendisinin anlatmasını bekledim. Bir gün işten çıktı, aradı beni. Akşam yemeği yemek istediğini söyledi dışarıda anne kız. Sevindim ben de. Tahmin ediyordum konusunu açacağını. O akşam gittim buluşacağımız yere. Nasıl gergindi ama annem. Ben de keyifleniyordum böyle gördükçe onu bir yandan. Oturduk, sipariş verdik derken annemin karın ağrıları başladı tabii. Çok tatlı zamanlardı bu zamanlar. Hiç aklımdan gitmeyen tatlı anlardan biri. Konuşacak ama başlayamıyordu bir türlü. En sonunda ben anneme sordum. Bir şey mi söyleyeceksin diye. Başladı anlatmaya. Uzun zamandır aynı işte çalıştıklarını, birbirlerini tanıdıklarını, iyi biri olduğunu, benim asla rahatsız olmayacağımı, tanımamı istediğini söyledi. Ben tahmin ettiğinden olgun davrandım sanırım o an. Kendimden bile beklemediğim bir olgunlukla cevap verdim o gün anneme. Kendime bile şaşırıyorum hala. Artık büyüdüğümü, annemin de kendine göre bir özel hayatı olduğunu, mutlu olduğu sürece onun arkasında olacağımı, evlense dahi bunun beni kötü etkilemeyeceğini vesaire söyledim. Ben böyle davrandıkça çok rahatladı annem. Kısa zamanda tanıştım adamla.
Yemek vesaire yedik bir akşam beraber. Sevmiştim gerçekten. Ama içten içe anneme dediğim gibi olgun duramıyordu. Bir yabancı gibi geliyordu gözüme. Ve annemin yanında durunca bir garip hissediyordum kendimi. Bunu da bastırdım. Belki sırf bu yüzden bile bir terapi alabilirdim ama almadım. Hep bastırdım içimi. Annem kısa bir süre sonra evlendi. Ben hep böyle mutlu gözüktüm ona. Bir yerde kendimi ikna etmeye çalıştım. Anneme konuştuğum şeylerin doğru olduğunu kendi kendime söyledim tekrar. Annemle uyurdum ben çocukluğumdan beri. Bir kez olsun tek yatmamıştım. İlk o gece tek uyudum. Annem evlenince ayrı eve çıktı. Ben de dedemle anneannemle kalmaya devam ettim. Bir süre sonra rutine alıştım derken annem hop bir gün boşanma kararıyla geldi eve. Karışmadık, yine saygı duyduk. Uzatmadan boşandılar. Annem yine dedemin evine döndü. Birkaç ay evli kalabildiler yani. Tabi bunlar beni hep etkileyen yanlış örnekler oldu. İkili özel ilişkilere dair gözümün önünde tek doğru bir örnek yoktu. Annem de o sene evliliğinden sonra tövbe etti. Başka bir adamla olmayacağım dedi. O da hep ben oldum. Bana daha da adadı kendini. O böyle yaptıkça ben daha çok sorumluluk üstlendim üstüme. Güzel yerlere gelip annemi de güzel yaşatmak istedim. Lise dönemimde çok sıkı çalıştım. Ayrıca dershaneye gittim. Üniversite sınavında da güzel bir puan yapıp devlet üniversitesini kazandım. Ben üniversiteye geçince annemin üstünden büyük büyük kalktı. Bundan sonrası bendeydi. Ben de üniversitemi iyi bir dereceyle bitirdim ve hemen ardından o dönem bir tanıdığımız aracılığıyla çok güzel bir şirkette çalışmaya başladım. Eve katkım oluyordu ilk başlarda. Bir senenin ardından araba da aldım. Sürpriz yaptım bizimkilere. Tam anlamıyla olgun bir iş kadını, kariyerimde çok güçlü bir noktadaydım. Özel hayatımda olmadığı kadar. Bu arada lisede, üniversitede hiç ilişkiye yanaşmadım. Kendim hep ders çalışıyorum, bu yüzden sevgilim yok diye avuttum. Ama gerçekten kaçıyordum. Yaşıtlarımla bu yüzden hiçbir ilişkim olmadı. Aslında içten içe ilişkinin kötü bir şey olduğunu düşünüyordum o dönemler. Annemin durumunu biliyordum. Babamla aramda olmayan bir bağ görüyordum. Bir de üstüne okuldaki sevgilisi olan arkadaşlarımın kavgalarına, ağlamalarına, sinirli hallerine şahit oluyordum. Korkuyordum artık yani içten içe. Endişeli izliyordum. Düşündüğüm tek şey, ilişki bu kadar kötü bir şeyse neden herkes kendine bile bile acı çektiriyor diyordum. Bu yüzden kaçtım hep ilişkiden. Asla kimseye söylemiyor, okulda arkadaşlarımı geçiştiriyordum. Annem de nereden bilsin böyle bir sorunum olduğunu. Üstüne durmuyordu yaşım genç diye. Ne zaman bir işe başladım, o zaman sıkıştırmaya başladı beni. Kızım, yaşım geçiyor, mutlu gününü göremedim. Ne zaman işi gücü bırakıp kendine önem vereceksin cümleleri her gün tepemde geziyordu. Ben işe girdikten bir süre sonra hep şehir dışı toplantılarına gitmeye başladım. Şehir dışı geziyordum, işkolik olduğum dönemlerdi. Kariyerimi ilerletmek istiyordum, bir yandan da tek sığınağım ve kendimi güçlü hissettiğim nokta işimdi. Kendimi takdir ettiğim tek alandı. Diğer alanlarda güçsüzdüm. Bilmediğim bir şeye atılmak istemiyordum. Hayatıma birini almak gözümde çok büyüyordu. Belki de buna cesaret edeceğim birini tanımamıştım daha önce. İşte tam şehir dışına toplantılara gitmeye başladıktan 1,5 sene sonra tanıdım o çocuğu. Hayatımın yönünü değiştirecek, beni dönülmez hatalara götürecek o çocuğu o zaman tanıdım. O gün hiç neşem yoktu ve şehir dışına çok önemli bir toplantı için gidecektik. Direkt havalimanında görüşecektik ekiple. Son ana kadar yataktan çıkamadım. O kadar dipte bir ruh halim vardı ki asla başıma böyle bir şeyin geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Sonra yataktan kaldırdım kendimi, giyindim, havalimanına yetiştim. Ekiple hemen uçağa geçmek için güvenlikten vesaire geçtik. Her şey yine her zaman olduğu gibiydi. Sadece ben ekstra halsiz ve ekstra yorgundum. Belki de başıma geleceklere karşı korkumdan bu halsizliği yaşıyordum. Bilmiyorum. Öyle bir kamyon yük vardı sanki üstümde. Uçağa bindik, ben dalgın kafamla toplantı için son kez dosyaları kontrol ettim. Gözlerimi kapattım, inene kadar dinlendim. Uçaktan indikten sonra hemen otelimize geçtik. 4 gün orada kalacaktık çünkü. Uzun soluklu bir projeye başlıyorduk ve bu süreç hep böyle ilerleyecekti. Ekiple de tanışmamız o gündü. Otele yerleştikten sonra toplantıya daha vakit var diye hemen duşa girdim. Üstümdeki yükü atmak istedim. O güne dair o an hala bir iş sıkıntısı yaşadığımı hatırlıyorum.
Duştan hemen sonra hazırlandım. Toplantı yerine gittim. Ortaklık yaptığımız şirketin çalışanları daha gelmemişti oraya. Çok geçmeden onlar da geldi. Hayatımı o andan itibaren bambaşka bir noktaya çevirecek, aşık olduğum çocukla ilk kez o an göz göze geldim. Daha içeri girdiği gibi onunla göz göze geldim. Hiç unutmuyorum. Gözlerimizin değdiği anda kalbimde bir ağrı oluştu. Hatta o an anlayamadığım için kalbimi tutmuştum aniden ağrı girince. Sırayla herkesle el ele sıkıştık. Ama onunla bir farklı oldu. Kendimi çok kötü hissettim. Genç olduğunu anlamıştım çünkü. Silkeledim kendimi hemen. Genç, bakımlı bir kadındım hep. Yaşıtlarımdan çok çok daha genç duruyordum. Ama çok bariz bir yaş farkımız vardı. Toplantıdan sonra ekipçe sohbet etmeye başladık. O sırada ona döndü gözlerim. Genç olduğu halde çok çabuk, başarıyla yükselmişti kariyerinde. Herkes çok şaşırmıştı hatta o gün. Ben de öyle. Farklıydı oradaki herkesten. Ve ben itiraf edemesem de bir erkeğe ilk defa öyle bakıyordum. Onun bana ilk başlarda o gözle bakmadığına emindim zaten. O yüzden kendimi ilk andan itibaren engellemeye çalıştım. Nerede nasıl davranacağını bilen o kadar farklı biriydi ki hem profesyonel hem samimiydi. Gözlerinin içi gülüyordu en önemlisi. Ben ilk anda ona takılmıştım. Evli olduğu aklımın ucundan dahi geçmemişti. Yaşı çok gençti ve elinde yüzük bile yoktu. Evli olsa takar diye düşündüm. Hatta bunu düşününce bile kendime kızdım beni ne ilgilendirir diye. Engel olamadım ama kendime. O yaşlarıma kadar gözlerinin içi gülen tek birine içimi sığınmamış, kaçmıştım herkesten. İşime odaklanmıştım hep. Annem beni evlilik diye sıkıştırmaya başlayınca gözüme batar olmuştu yaşadığım hayat. O gün aklım hep ona dalgın, bir yandan da toplantıya verdim kendimi. Toplantıdan sonra yaşından, çalıştığı yerlerden, okuduğu okuldan vesaire bahsetti. Ama hiç özel hayatından konuşmadı. Nerede ne konuşacağını çok iyi biliyordu. Toplantı bittikten sonra herkes odalarına dağıldı. Hepimiz aynı otelde kalıyorduk. Günün başından beri üstümde hissettiğim o yüktü. Toplantıyla beraber kalkmıştı üstümden. Odaya gelince yatağa attım kendimi. Gözümü kapattığım gibi o geldi gözümün önüne, panikledim de. Kendime sinirlendim durup durup. Aramızdaki yaş engelini görmüyormuşum gibi kendimi kaptırmam sinirlendirmişti çünkü beni. Farkında değildim duygularıma engel olamadığımın. Bunca zaman kontrol etmiştim ama birden böyle hiç olmayacak birine karşı patlayacağımı düşünememiştim. Kesinlikle sağlıksız ve yanlış bir şeydi. Biliyordum ben bunu. Ama doğduğum andan beri içimde hissettiğim eksiklik var ya hani. Hep onun cesaretiyle yürüdüm galiba yolumu. Kendimi yanlış olduğunu bildiğim için defalarca durdurmaya çalıştım, yapamadım. Sevilmek istedim hoşlandığım kişiden. Evli olduğunu bilmiyordum bile. Belki ilk gün bilsem asla birebir konuşmazdım bile kendisiyle. O akşam uyuyamadım. Yattım, uyku tutmadı. Enerjim vardı yani. Çıktım lobiye indim. Biraz yürüdüm, içecek bir şeyler aldım. Tam oturacakken karşı çaprazımda onu gördüm. Telefonla konuşuyordu. Arkadaşıyla falan diye düşündüm tabii ben. Belli etmek istemedim gördüğümü. Ama birlikte iş yaptığımız için en kötü selam vermeden olmayacaktı. O da beni gördü telefonu kapatınca. Selam verdik birbirimize ve oturmamı teklif etti yanına. Sanki her şeyi hissediyormuşum gibi reddetmek istedim içimden ama yapamadım. Ayıp olur bahanesiyle kendimi kandırdım, oturdum yanına. Konuşmaya başladık yine işten, projeden. Sonra konuşmalarımız bitince bana takıldı. Sizde de uyku tutmuyor herhalde dedi. Ben de sanki normalde hep bu saatlere kadar oturuyormuşum gibi yalandan ben hep böyleyimdir. Geceleri pek uykum yoktur. Enerjim fazla diye takıldım. Çocuk güldü. Ama böyle bir garip, sevimli bir gülüştü. Ben bu detaylara dikkat ettikçe bir yandan da kendime sinirlendim. Hiç kabullenemedim böyle hissediyor olmamı. O kadar iş yaptım, bir kişiye böyle hissetmedim de geldim bu genç adama mı hissettim diye kendimi azarladım. O da sıcak yaklaşıyordu bana ama. Yapısı da öyleydi. Belki yanlış anlayabileceğini düşünmüyordu. O akşam özel hayatından hiç bahsetmedik. Ve dikkat ettiğim tek şey yaş konusunu hiç açmamış olmamızdı. Hep güzel şeylerden bahsedip birbirimizi neşelendirdik. Birbirimize takıldığımız anlar oldu. Hoşuma gitti içten içe. Sonra odalarımıza geçtik. Odasını da öğrenmiştim yukarı çıkarken.
Bir yukarıki katta hangi numaralı odada kaldığını söylemişti çünkü. Ben de o söyleyince söylemiştim. O akşam birbirimizle hoş sohbetten başka bir şey yapmamıştık. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra toplantımız vardı. Çevredeki birkaç alanı gezecektik proje için. Sabah kalktığım gibi duş aldım, valize koyduğum elbisemi giydim. Makyajımı ilk defa bu kadar özenerek yaptım o sabah. İçten içe onu tekrar göreceğimi bildiğim için öyle hazırlanıyordum. Ama itiraf edemiyordum kendimi. Hayatımda ilk defa kalbim böyle açılmıştı birine. Kapatamadım kendimi çok yanlış da olsa. Sonra kahvaltıya indik. Bütün ekip aynı masadaydı, o da oradaydı. Tam karşı sandalyesi boştu. Upuzun bir masada oturuyorduk kalabalık olduğumuz için. Ben karşıdan onlara doğru yürürken bana bakışlarına takıldı gözüm. Telefonuma bakıyordum yürürken. Proje için birkaç örnek inceliyordum. Kafamı kaldırınca bana bakışlarını gördüm. Göz göze gelince bir garip oldu. Çevirdi kafasını ters yöne. Çekti gözlerini. Ben böyle bir anı yakalayınca çok garip hissettim ve içten içe mutlu da oldum. Tebessüm ettim kendimi tutamayıp. Tekrar telefona baktım. Masaya gelince herkese selam verdim. Hiç dolanmadan karşısına oturdum. Selamlaştık, tebessüm edip kahvaltıda projeye dair konuşmalar yapmadık. Çünkü toplantıda yapacaktık. Ekip de çok iyi anlaştığı için keyifli bir kahvaltı yapmak istemişti. O proje bizim için gerçekten çok önemliydi ve şirketimiz için de çok güzel bir dönüm noktası oldu. Ben onunla tanıştıktan sonra onun kadar profesyonel davranamadım. İşe dair bazı detayları bile kaçırdım dönem dönem. Bu zamana kadar hiç hata yapmamıştım. Bana ekipteki arkadaşlarım bile şaşırdı. Ama bir şey diyemediler. Üst bir konumda olduğum için söz edemediler durumdan. Ciddi bir şey olmadığı için toparlıyordum kaçırdıklarımı. Ama benim gibi bir kadından beklenecek şey değildi. Bu zamana kadar sadece tek başına kariyerimi yönettiğim için rahat ilerlemiştim. Hem özel hayat hem kariyer yönetmek nasıl bir şey, ben o yaşımda yeni deneyimliyordum. Bir an olsun erkeklere karşı ilgi duymamıştım gerçekten. İş kadını olunca iyice erkeksi tavırlara bürünmüştüm. Güçlü olmak gibi bir durumum vardı zaten en başından beri. Bunların hepsi beni ilişkiden uzaklaştıran şeyler olmuştu. Onu gördükten sonra her şey değişti birden ama. Asla kendimden beklemediğim şeyler geldi başıma. Artık bir yerde duygusal açığımı kapatamamış, onda patlayacaktı her şey. Bunca şeye rağmen o da bana karşı gelmiyordu. İlişkimiz başladıktan sonra her şeyi daha ilk anda anladığını, hissettiğini söyledi bana. Konuştuk uzun uzun yolun en başındayken. Bana yansıtmadı hiçbir zaman. Sadece samimi davrandı, kaçmadı. O böyle yaptıkça ben de uzaklaşamadım ondan. Kahvaltıdan sonra toplantı yaptık. Toplantıda ekipten konuşmalar yapılırken kaç defa göz göze geldik sayamadım bile. Her göz göze gelişimizde aklım durdu. Koptum olduğum yerden. Yönetemiyordum bu halimi. İlk defa tökezliyordum çünkü. Hatta biri o an bana çok iyi bildiğim bir konu hakkında soru sorduğunda afallamış, kalmıştım donuk bir şekilde. Sonra toparladım, cevap verdim. Böyle olmamın sebebi duygularımı yöneten bu yönümün gelişmediğindendi. Olgun bir kadın olmama rağmen duygularım kalbim birini sevmek ne demek bilmiyordu. İlk kez birine aşık olan genç kız kadar tecrübesizdim gerçekten. Eğer biraz olsun tecrübeli olsaydım belki kendimi uzak tutabilirdim ondan. Yapamadım. O bana yakın davrandıkça daha da çekildim ona. Toplantı bittikten sonra odama geçtim. Düşününce bu sabah göz göze gelişimizi, kafasını birden çevirişini, toplantıda gözlerimizin hep birbirine değmesini falan bir garip oldum. Kızamadım da kendime. O akşam grip olacak gibiydim. Akşam yemeğine doğru şiddetli bir şekilde boğaz ağrım vardı. Çok da halsizdim. Akşam yemekte görünce iyi misiniz diye sormuştu. Koluma dokunmuştu. O anda iyiyim, biraz grip gibiyim dedim ama kekeledim. Koluma dokununca çok garip hissettim çünkü. Yemekten sonra odama geçtim dinlenmeye. Ben kalkmadan önce de ekip bu akşam biraz şehri gezmeye çıkalım. Gelmişken görmeden gitmeyelim diye konuşuyorlardı. Ben gelemeyeceğimi söyledim. Düşünmek istiyordum gerçekten, yorgundum. Sıcak bir duş aldım, yatağa geçtim. Gözlerimi kapatıp müzik dinlemeye başladım. 2 saat sonra telefonuma mesaj geldi arka arkaya. Açtım. Ekip gezmeye çıkmış, gezdikleri yerlerden toplu fotoğraf atmışlardı. Bir iki şey yazıp kapattım telefonu. Başım ağrıyordu çünkü, incelemedim bile.
Fotoğrafta aralarında o yokmuş. Görmedim detaylı bakmadığım için. O da otelde kalmış, gitmemiş. Fotoğraflardan biraz sonra odamın kapısı çaldı. Oda görevlisi falan sandım. Kalktım kapıyı açmak için, çok şaşırdım. Oydu çünkü kapıdaki. Dondum kaldım. Bir şey diyemedim. Tebessüm ettim sadece. O da kekelemeye başladı. Ne dediğini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ağzından çok ufak bir detay kaçırmıştı o an. Sizli konuşmak yerine senli benli konuşuyordu. Hastaydınız yani. Merak ettim, bir şeye ihtiyacınız var mı diye geldim dedi. Ben de teşekkür ederim, dinlendim. Biraz daha iyi oldum dedim. Ama sonra birden hiç söylemeyeceğim bir şey geldi içimden. Söyledim. Sıcak bir sohbete ihtiyacım varmış sanırım. Şimdi anladım dedim. Rahatsız etmiş olmak istemem falan dedi. Ama olur mu öyle hiç dedim. Odaya davet ettim. Balkonda oturamadık çünkü üşüyordum. Odada yatağın yanında iki koltuk vardı. Oraya oturduk. Ben üstümde sabahlıkla oturuyordum. Kapıyı da öyle açmıştım. Utandım. Kusura bakmayın. Böyle açtım falan dedim ama hiç önemli değil. Hastasınız. Keyfinize bakın dedi. Odada şarap vardı. Ondan ikram etmek istedim biraz. Şarap sevdiğini akşam yemeklerinden de anlamıştım. Dikkat etmiştim daha doğrusu. Şarap koydum ikimize de biraz. Hayır demedi. Sohbet etmeye başladık. Sıcak bir sohbetti. Diğer konuştuklarımızdan farklıydı. Bir süre sonra özel hayatımızdan bahsetmeye başladık. İltifat etti o an bana. Böyle güzel, başarılı bir kadın yalnız değildir herhalde dedi. Bir yandan da ağzım aradı bence. Güldüm orada. Yalnız olduğumu söyledim. Ama biriyle böyle bir samimiyeti bile ilk defa gerçekleştirdiğimi söyleyecek kadar salak olmadım. Garipsesin istedim. Sadece hayatımda o an birinin olmadığını söyledim. Ben çok soru soramadım, neden bilmiyorum. Hastayım diye de çok ağzını arayacak kadar soru bulup düşünemedim. Özel hayatına dair bile soru soramadım. O çok konuşunca ben de cevaplayan taraf olmayı sevdim o akşam. Sonra sizli bizli olmayalım diyebildim sadece. Peki deyip ismimle hitap etti bana farklı bir ses tonuyla. Bakışı da öyle. Saatlerce sohbet ettik. Yasaklı konulara değinmeden. Kaç kadeh şarap bitirdik tabi o sohbette. Ekipten gelen fotoğrafları açıp güldük. Teşekkür ettim. Hastayken ilk defa yatıp dinlenmekten başka bir şeyin iyi geldiğini hissettim. Sohbetin çok iyi geldi dedim. Yakınlık fazlasıyla oluşmuştu aramızda. Gözlerinin zaman zaman dudağıma kaydığını yakalamıştım. Ateşim de iyice yükselmişti. Ama sırf muhabbet edebilmek için belli etmemiştim. Sonra kadehlerimizin bittiğini görünce bir kadeh daha doldurmak için ayağa kalktım. İki adım attım ama düşecek gibi oldum birden. Tam devrilirken tuttu beni. Belimden kavradı. Yüzü tam gözümün önüne düştü. Nefesini hissettim. İyi misin diye panikledi. Tuttu yatağa yatırdı beni. İkimiz de hafif sarhoştuk. İki şişe bitecekti neredeyse. Beni yatırdı ama çekilemedi üstümden hemen. Ben kendimi yatağa bıraktım ama kollarımı boynundan ayıramadım. Gözlerimin içine baktı tebessüm ederek. Ben de gözlerimi ayıramadım ondan. Tebessüm ettim. Başımı kaldırmak istedim yukarı doğru. Yakınlaşmak istedim dudaklarına. Yaklaştım. Yapma dedi o sırada. O böyle deyince durdum. Birkaç saniye geri yattım. Tebessüm ettim tekrar. Birden yakınlaştı. Dudağımdan öpmeye başladı beni. Karşı koyamadım. Aksine sanki hep bu anı beklemişim gibi karşılık verdim ona. Sanki beni sarılıp sarmalamış gibi hissettim. Beni öperken tek diyebildiğim hata yapıyoruz demek oldu. O da biliyorum dedi ama öpmeye devam etti. Sustuk sonra da. Daha sonra da sarıldık birbirimize sıkı sıkı. O gece birbirimize ait olmak istedik her anlamda sanki. Sonunu, yarınımızı düşünmeden. Ben onun hayatına dair tek bir şey bilmiyorken, o benim yaşımı bildiği halde, biz o gece birlikte olurken birçok şeyi göze aldık. Ben evli olduğunu bilmiyordum ama. Bilseydim, bir kez olsun anlasaydım, birlikte bir şeyler yaşamadan önce, o zaman çok farklı olurdu her şey. Direnebilirdim belki. Evet, direnebilirdim. Birlikte olduk o gece. Ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sabah olunca uyandığımda yanımda gördüm onu. Gördüğümde de yüzüne baktığımda tebessüm ettim. O kadar huzurlu hissettim ki kendimi. Ben onu gördüğüm ilk andan beri farklı hissediyordum zaten. Savunmasız kalıyordum karşısında.
Ben yüzüne dokunurken, her bir noktasına içim giderek bakarken gözlerini açtı. Baktı bana. Çok korktum. Alkolden dolayı yaşadığımızı söyler, pişman olur diye. Tam tersine davrandı ama. Kendine çekti beni. Öptü dudağımdan yine. Günaydın dedi. Sabah ekiple kahvaltı yapacaktık. Gitmeden önce konuştuk. Biliyorum yaptığımız yanlışı. Aramızdaki engelleri, yaş konusunu vesaire. Ama ben de senin karşında duramıyorum dedi bana. Aynı durumda olduğumuzu anladık. Aynı şeyleri hissettiğimizi itiraf ettik birbirimize. Sonra giyinmeye başladık. Ayrı ayrı gidecektik kahvaltıya. O önce çıkacaktı. Çıkmadan yine kopamadık birbirimizden. Sarıldık, öptük birbirimizi. Tam çıkacakken, akşam benim odamda görüşelim. Seninle asıl daha ciddi bir şey konuşmam lazım dedi. Tamam dedim. Ama içime bir korku sardı. Akşama kadar kafamda acaba ne söyleyecek diye kurdum kaldım. İkimiz de o gün toplantıya odaklandık bir yandan. Proje için çok önemli bir gündü çünkü. Bir ara dün gece tüm yaşadıklarımızı ben bile unuttum. Akşam olunca odalarımıza geçtik. Odama geçtim ben de. Giyindim, parfüm sıktım. Onun için hazırlandım, beni çağırmasını bekledim. Aradı beni bir süre sonra. Ortalığın sakin olduğunu, gelebileceğimi söyledi. Dikkatlice çıktım ben de odasına. Odaya girdiğim gibi çekti beni kolumdan, belimden tuttu, öpmeye başladı. Çok özledim seni, tüm gün yanımdayken bile özledim diyerek böyle konuşuyordu bir yandan. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Çok özlemiştim çünkü. Ama sonra durdum bir anda. Bu akşam anlatacaklarını anlatsın istedim. İçim huzursuzdu çünkü. Oturduk, şarap koydu ikimize de. Durgunlaştı biraz. Anlatacaklarımdan sonra bana olan tavrından korkuyorum. Uzaklaşır mısın bilemiyorum dedi. O an bir korku kapladı içimi. Anlatsın diye sustum, bekledim. Ben kimseye karşı hissetmediğimi sana karşı hissediyorum. Yaş farkı umurumda bile değil. Bu bizim kararımız. Benim içime asıl yiyen dedi. Sustu kaldı. Ne dedim dayanamayıp? Ben evliyim dedi. Şaşırdım. Şok oldum. Elinde yüzük yoktu. Hiç sormak bile aklıma gelmemişti. Devam etti. Celallenme hemen. Sevmeden bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. Hayatımın kötü bir döneminde ani bir kararımdı dedi. Ya sen benimle dün gece birlikte oldun diye bağırmaya başladım. Çok bağıramadım duyulacak diye tabii korkumdan. Evet oldum. Çünkü ilk defa birine karşı bu kadar duygularım yoğunlaştı benim. Bak yüzüm bile yok. Takmıyorum dedi. Gitti valizden çıkardı, gösterdi bana. Sevmiyorum eşimi. O da bunu biliyor. Boşanmak istediğimi biliyor dedi. Ama o kız seni severek evlendi dedim. Duygularını düşündüm kızın. Onunla zorla evlenmiş olmasını istedim. Ama olmadı. Severek evlenmişti gerçekten. Beni nasıl bir şeyin içine soktu? Benim sana kapılmama izin verdin. Ben bu kadar savunmasızken beni böyle bir şeyin içine çektin diye ağlayıp vurmaya başladım ona. Sevmiyorum onu bak. Sevmiyorum. Seni istiyorum. Sakin ol diye kolumdan tuttu. Öpmeye başladı beni. Yine karşı koyamadım. Deli gibi istiyordum onu. Yine birbirimize teslim olduk ve o günden sonra defalarca kez birbirimize ait olduk. O gece sabaha kadar birlikte olduk. Beni sakinleştirdi, hatta boşanacağını söyledi. Direnemedim. Evli olmasına rağmen, eşini sevmiyor olmasına rağmen sığındım. Tek dileğim anlattıklarının yalan olmamasıydı. O gün son günümüzdü otelde. Ertesi gün geri dönecektik şehire. Geri döndüğümüzde gizli gizli buluştuk. Hep benim evde. Ayrı bir an olsun duramadık. Hep ona ait olmak istedim. Bir gün boşanma dilekçesiyle geldi evime. Eşine boşanma davası açmış. İlk duruşma tarihlerini söyledi. Tek de boşanacaklardı. Öyle de oldu gerçekten. Boşandılar birkaç ay içinde. Benim evime taşındı. Biz de her anımızı birlikte geçirmeye başladık. Ben huzursuzdum ama bir yandan. Kızın severek evlendiğini biliyordum. Diretmemişti boşanmamak için. Ama kırık bir kalp bırakmıştık arkamızda. Benim yüzümden boşanmıştı. Bir yalan olsa da evlilikleri, o kız belki de sadece buna tutunuyordu. Kızı hiç tanımadım. Ama tanımadığım birinin vicdan azabını hep çektim. Hesabını nasıl vereceğim diye düşündüm. Çok güzel bir ilişkimiz vardı bir yandan. Bu hissettiklerimi ona da anlatıyordum. Beni hep rahatlatıyor, benim bir şey yapmadığımı, zaten boşanacağını söylüyordu. Hayatımda dayanağım olmuştu bir adam ilk defa. Bana hep, sen nasıl bir kadınsın?
her hücrene aşığım diyordu. Yaşımı da asla sorun yapmıyordu. Ve ben de yaşıtlarımdan kat kat gençtim her anlamda. Kendime hep çok iyi bakmıştım. Ne kadar yaş farkı olsa da bunu onun tatmin olabileceği her anlamda kapatıyordum arayı. Evlenmek istiyordum onunla, o da benimle. Ama göze alamıyorduk ailelerimizi. Onları anlatmaya korkuyorduk. Onun ailesinden göreceği tepki belli, benim annemden göreceğim tepki belliydi. Bütün açık yaralarımı anlattım ona. Birlikte bütün acıyan yerlerimizi sarmayı öğrendik. Belki yaştı sorun ama yaşımız dışında her şeyimiz birbirimize uyuyordu bizim. Ruhlarımız tutunuyordu birbirine. En sonunda karar verdik anlatmaya. Annem farkındaydı zaten hayatımda birinin olduğunu. Geçiştiriyordum hep. Bir gün gittim, en sonunda oturdum. Anlattım her şeyi. İlk önce aramızda oluşan tüm güzel şeyleri söyledim. Uyumumuzdan bahsettim. Ön yargılı davranmasın diye. Evli olup boşanmasına bile bir şey demedi. Yaşını duyunca şok geçirdi ama. Asla olmaz dedi. Yalvardım beni anlasın diye. Alamadım kimseye hayatıma. Bir erkeğin bana iyi gelebileceğini düşünemedim hiçbir zaman. Bu yaşıma kadar kendimi erkeklerden korudum. Sana yansıtmadığım her an eksikliklerimi içimde kendim yaşadım. Bırak ilk kez böyleyken devam edeyim yoluma. Destekle beni, arkamda ol dedim. Babamla yaşın yakındı da ne oldu? Yaş da oluyorsa neden siz örnek anne baba olamadınız anne? Neden bana kendi kendime iyileştirmem gereken yaralar bıraktınız? Şimdi iyileştirebilecekken yıllar sonra buna da karşı duruyorsun. Hiç susmadan söylemiştim. O gün gözünden yaş geldi. Ama kalıplarını yıkamadı işte. Sinirlenip çıktım evden. Eve gittiğimde o da ailesiyle konuşmuş. Benimle aynı haldeydi, üzgündü. Birbirimizi sarıp sarmaladık o gece tekrar. Birkaç gün sonra akşam otururken kapımız çaldı. Kapıyı açtım. Annem duruyordu karşımda. Ağlayarak sarıldı bana. O akşam geldi, tanıştı sevdiğim adamla. Tüm ön yargılarımı yıkıp geldim. Yanınızdayım dedi. Hüngür hüngür ağladık annemle sarılıp. Annemden güç alıp evlendik bir ay içinde. Eşim oldu her şeye rağmen aşık olduğum adam. Yıktığım yuvayı, kızın sevgisini hep düşündüm. Hala düşünüyorum. Kötü bir şey yaptım biliyorum. İlk anda bilseydim evli olduğunu asla girmezdim. Sokmazdım bu duruma kendimi. Oldu ama işte engel olamadım. O kız sevdiğim adamla çocukluk hayali kurarken belki zamanla o da kızı sevebilecekken bozdum evliliklerini. Bunun vicdan azabını hala taşıyorum. Eşimin ailesi hala kabullenmedi bizi. Eşimle de görüşmüyorlar. Biz birlikte olduk ama arkamızda çok kırık kalp bıraktık. Ne olursunuz eğer böyle bir hatanın içindeyseniz ya da bulunacaksanız buna kendinize karşı durun. Ne olursa olsun. Yerine gelmeyecek bir aileyi karşınıza almayın çok sevseniz bile. Kendinize çok iyi bakın. Hikayenin bölüm sonu yorumuna geçmeden önce videonun başında bahsettiğim Saklı Sırlar YouTube kanalı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum dostlar. Korku, itiraf, gizem, paranormal olaylar hikayeleri anlatıyor. Belki paranormal ve korku hikayesi seven arkadaşlar o kanalı takip edebilir. Bize yakın segmentte hikayeler olduğu için hem de bu alanda içerikler üreterek sizlerin de sesine ses olduğu için bizler de elimizden geldiğince paylaşım yaparak destek olmak istedik. Ve böylelikle daha fazla insanın sesi olabiliriz. Bu arada Saklı Sırlar YouTube kanalıyla ilgili yaptığımız bir işbirliği bu. Bizim kanalımızda bir bağlantısı yok. Sadece tavsiye ve tanıtım amaçlıdır. Onun haricinde hikayeler de farklıdır dostlar. Sizlerden de YouTube'da işbirliği yapmak isteyenler olursa bizlere her zaman açıklamadaki WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bölüm yorumuna geçebiliriz. Öncelikli olarak mektubunuz için teşekkür ederim. Ve şunu söylemek istiyorum size. Burada size kabahat bulmuyorum çünkü siz evli olduğunu bilmiyormuşsunuz. Sizin burada masumane bir hatanız var. O da insani olarak evli olup olmadığını sormamak. Buradaki hata yanlış karşı tarafın yani eşiniz olacak o kişinin. Çünkü her ne kadar boşanacak dahi olsa evlisin kardeşim sen. Yani saçmalığa bak. Evliysen yüzüğünü takarsın. Ya da hadi evlisin, yüzüğünü takmıyorsun. Çoğu takmıyor artık. Takmayan insanlar çok fazla. O da olabilir. Onu da anlayışla karşılarız ama sen evliyken başka bir kadının odasında ne işin var ya?
Ayıptır ya, namus denen bir şey var. Zina. Yanlış. Karından korkmuyorsun, Allah'tan da mı korkmuyorsun? Ayıptır ya. Ben ilk başlarda kandırıldığını zannettim. Hele mektuba başladığı cümlelerde şey zannettim. Kadın çok kötü şeyler yapmış. Onu itiraf edecek. Kötü bir hayat bekledim. Evet, bir yuvanın yıkılması güzel bir şey değil. Kadının yaptığı bir şey olarak da görmüyorum. Bir sorun olarak görmüyorum. Tek sorun, hani kapılmış, bir aşkın rüzgarına kapılmış. Zaten bir kere yaşadığı için devam etmiş. Kadının yaptığı en büyük hata belki de buydu. Evlenmeden birisiyle birlikte olmak. Tabii herkesin hatası kendine. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ben daha kötü bir şey bekliyordum. Bu beklediğim şeylerin altında çok masumane kaldı. E zaten evlenmiş. Adamın da onu kandırmasını bekliyordum. Adam da delikanlı çıkmış. Boşanıp evlenmiş. Ha, yaptığı doğru bir şey değil. Belki de gerçekten doğru söylüyordu. Boşanacaktı. Ama kadın nereden biliyordu adamı sevdiğini? Sevdiğin kızı senden ayırdım demiş. O da enteresan. Belki kadın da istemeyerek evlendi. Ama ne olursa olsun evliyken kimseyle birlikte olmamak lazım. Ki bekarken de olmamak lazımken, evliyken hiç olmamak lazım. O yüzden mesela ben hep evli insanlarla konuşurken çok dikkat ederim. Hep bir mesafe koymuşumdur. Eskiden beri böyle. Üniversite zamanından beri böyle. Ben evli olmuş olsam karımın başka bir erkekle nasıl görüşmesini isterim? Ya neler neler vardı, ben üniversitedeydim, kadın evli, takılmaya çalışıyor dedim, ya yürü git. Evli barklı kadınsın. Yani internetten tabii, o zamanlar Messenger falan var, konuşuyoruz. Messenger'da ben evliyim dedi. Direkt engelledim o zaman. Çünkü o zamandan beri bir kendime huy edinmiştim. Evli insanlarla yakın arkadaşlık kurmadım o zamandan beri. Çünkü empati kurdum. Yazıktır ya, o adamın yerine koydum kendimi. Hani adam veya kadın hiç fark etmez. Karşısında bıraktığı, yaşattığı travmalar önemli burada. Sen evlisin ve karşındaki insana travma yaşatıyorsun. Ve yıllardır hep bu iş toplantılarında, bilmem nerelerde genelde yüzük çıkarmalar, eşlerini aldatmalar. Ya toplantıya gidiyorsunuz. Bayi toplantısı adı altında çapkınlık yapıyorlar. Kardeşim, ar namus yok mu? Sen nasıl bir insansın? Zina yapıyorsun ya. Ondan sonra ben hata ettim, ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Gidiyor bir de aynısını yapıyor, bir de aynısını yapıyor. Bunlar böyle dönüp gidiyor. Şunu diyebilirim. İnşallah bu adam bu hanımefendiyi de aldatmaz. Çünkü evliyken karısını aldatan insan yarın bir gün bu hanımefendiyi de aldatabilir. Çünkü bunları görüyoruz. Oluyor, yaşanıyor. Çünkü bir kere yapan insan bir kere daha yapabiliyor. O yüzden o birisi başkasını aldatmışsa o kişiden direkt uzaklaşın, çünkü yarın bir gün size de yapabilir aynısını. Tek temennim inşallah yapmaz diyebileceğim, edebileceğim dua bu. Yaşa gelince evet, yaş problem oluyor ama gerçek aşkta bazen şey düşünüyorum. Çok fazla yaş farkı gerçek aşkı desteklemez diye düşünüyorum. Bazen de destekleyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bunu yaşayan bilir. Çünkü bazen samimi gelmiyor yaş farkları. Parası için birbiriyle olan var vesaire, birçok şey var. O yüzden de yaş farkı çok önemli değil. Allah mutlu mesut etsin. Kendisi de hikaye için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hikaye birilerine ders olur. En azından karısını veya kocasını aldatacaksa da aldatmaz. Der ki ben evliyim kardeşim. Söyler, vicdana gelir. Çünkü sonu böyle. Hepsi böyle evlenemiyor. Bu şansına kısmetine boşanmış. Kandırdığını düşünmüştüm zaten. Kandırmamış ama adam gerçekten de evlenmiş. Ama yine bana güven vermiyor adam. Güvenilir gelmiyor. Çünkü delikanlı bir adam olsa ilk beraber olmadan önce der ki böyle böyle bir durum var. Bilgin dahilinde olsun. Böyle olması lazım. Hatta Barcel'inde kanıt, onu da göstermesi lazım. Nedir ya, daha yeni tanışmışsın. Saklıyorsun. İşin içinde başka şeyler ararım ben. Neyse. İnşallah bu hikaye başkalarına ders olur. En azından insanlarımız bunu izlediğinde daha fazla dikkat etmiş olur. Ve tanıştığı insanlarla yakın ilişki kuracaklarsa bu hanımefendi unutmuş ama o an bu mektup akıllarına gelir. Evli olup olmadıklarını sormuş olurlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Eğer videolarımızı sosyal medyada, WhatsApp'ta paylaşırsanız kim bilir, belki bir kardeşimizin keşke yapmasaydım demesine vesile olursunuz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz.
Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.